36 yaşındaki Nuri Duran, oğlu 7 yaşındaki Kemal'le saat 17.07'de apartmana giriyor. Baba oğul 11. kattaki evlerine çıkıyor. Yarım saat sonra 17.37'de güvenlik kamerası küçük Kemal'in yere çakılışını kaydediyor. Çocuğun yere düştüğünü fark edenler önce bir şaşkınlık yaşıyor. Daha sonra yardım etmek için harekete geçiyorlar. Yan binanın görevlisi demir parmaklıklardan atlayıp çocuğun yanına koşuyor. Sadece 3 dakika sonra cinnet getiren baba kendisini de aşağı atıyor. Nuri Duran az kalsın çocuğun yanındaki apartman görevlisinin üzerine düşüyordu. Kıl payı ölümden dönen adam olayı hafif yaralarla atlatıyor. Çocuk düşmüştü, arka demirler kapalıydı. Demirden atladım, vardım. Çocuğa bakarken arkamdan bir ses daha geldi. O an baktığımda çocuğun babasıymış. O da atlamış aşağı. O anda ben belime denk geldi çocuğun kafası, adamın kafası. Benim belim de sakatlandı, evet. Cinnet olayının arkasındansa tam bir dram çıktı. Nuri Duran bir ay önce 300 liralık kirayı ödeyemediği için ailesiyle birlikte oturdukları evden olayın yaşandığı bu eve taşınmıştı. Eşi Özlem'in aile içi geçimsizlik nedeniyle 26 Şubat'ta hap içerek intihara teşebbüs ettiği ve kaldırıldığı hastanede midesi yıkanarak kurtarıldığı belirlendi. Çekme, çekerseniz kırarım ha! Kocasıyla kavga eden Özlem'in polise 4 çocuğunun babası Nuri Duran hakkında şikayetçi olmadığı, polislere işlem yaptırtmadığı ifade edildi. 6 aydır yardım bekliyor. Kimse yardım elini uzatmadı. Düşmüyorsa düştükten sonra kimse sahip çıkan olmaz ki. Tüm bunların sonunda Nuri Duran, karısı Özlem, kızı Rüya, oğulları Mert ve Yiğit Taha'yı bıçak ve keserle öldürdü. Ardından da 7 yaşındaki Kemal'i 11. kattan attıktan sonra arkasından atlayarak ailesinin 5 ferdiyle birlikte hayatını kaybetti.